CHP Çukurova 6. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Remzi Ümit Atay'ın tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlarken kürsü konuşmalarıyla devam etti. Kongrede 241 oydan 233 geçerli oy alan Remzi Ümit Atay yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkan Atay, önceki kongreden bu yana 3 yıl 9 ay geçtiğini söyleyerek bu sürecin oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Önceki kongreden bu yana 3 yıl 9 ay görev yapmışız. 29-12-2019 tarihinde kongremiz gerçekleşmişti. Herhalde burada değerli ağabeylerim var. Bu kadar uzun süre kongresiz bir süreç pek olmamıştı diye biliyorum. Oldukça zorlu bir süreçti. Göreve geliş süremizden de hesapladığımız takdirde biliyorsunuz 2019 Mart seçimlerinden önce atama yoluyla ilk gelen yönetimimizle birlikte başladığımızda aşağı yukarı 4,5 yılı geçen bir süredir görevdeyiz. Bu görev süremiz içerisinde kongreden bu yana olan kesimde dünya tarihinde 100 yılda bir gelen pandemi süreci, 400-500 yılda bir olan deprem ve olağanüstü koşullarda hepinizin bildiği iktidarın, devletin, kamunun tüm güçleri kullanılarak hukuka aykırı şekilde iktidar kudretiyle adeta halk üzerinde psikolojik ve moral dezenformasyonlar uygulanarak yapılmış adaletsiz bir seçimle maalesef seçimi de kaybettik. Zor bir süreçti. Faaliyet raporunu çıkarıp incelediğimiz zaman yaklaşık 42 sayfalık bir faaliyet raporu çıkmaktaydı. Herhalde bunu kongre sürecinde okumamak üzere tüzük yönetmelik ve 2023'e 4 nolu yönerge çerçevesinde ilçemizde ilan ettik mali bilançomuzla birlikte. Mali bilanço konusunda sadece aynı şekilde ilan etmiş olduğumuz için tek bir cümle söylemek istiyorum. Bu görev süremiz içerisinde biz toplam 330.264.93 lira harcama yapmışız ve şu anda da bütçemiz 4.878.55 lira artı durumdadır. Bunu gerçekten ilçemiz adına bir başarı olarak addediyorum. Çukurova 6. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin örgütlerin önemine dikkat çekti. Çukurova ilçemize yakışan bir kongre yaşayalım. Hak eden arkadaşlarımız seçilsin, görevini en iyi şekilde yerine getirsin. Çünkü gerçekten herkesin ama herkesin işini en iyi bir biçimde yapmasına ihtiyacımız olduğu bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. 2014 yerel seçimlerinde Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanır açıklanmaz o günkü İlçe başkanımız, yöneticilerimiz burada. Onlar da beni teyit edeceklerdir. Hemen gittim. Örgütün emrine girmeye geldim dedim. Sizlerle ilk önce seçim sürecini birlikte yürüteceğiz. Başaracağız. Ondan sonra da örgütle uyum içerisinde belediyeyi kaynaştırıp bir araya getireceğiz. Partimize, partililerimize sahip çıkacağız. Ve partimizin bayrağını en yükseklere taşıyacağız dedi. 2019 seçimlerinde belediye başkanı ve aday olarak tekrar gittim, örgüte teslim oldum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Örgüt çok önemlidir. Örgüt bizim gözümüzde, bizim kültürümüzde kutsaldır. Yeni yönetim kurulu ise Nurten Acımış, Mithat Arslan, Gizem Coşkun, Elife Danışoğlu, İsmail Eker, Tijen Gülaşlar, Fadime Güyüm, Mehmet Alper Işık, Faruk İpek, Mehmet Kayık, Melek Kırlar, Hasan Korkmaz, Ahmet Patır, Ayhan Türk Yılmaz, Ali Uçar, Levent Yergök isimlerinden oluştu. CHP Çukurova İlçe Kongresi'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, İl Başkanı, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Delegeler ve Partililer katıldı.